Merhaba çocuklar. Bugün sosyal bilgi dersinden yeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı küresel bağlantılar. Konumuzda ülkeleri tanıyalım. Evet bugün iki tane ülke tanıtacağım size. Ülkemizin birisi Finlandiya, diğerisi Ürdün. Tabi bunları tanıtmadan önce bir giriş yapmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz Olimpiyat bayrağımızın üzerinde ne var? 5 tane halka var. Bu halkaların ne anlama geldiğini evet anlatacağım şimdi size. Çünkü biliyorsunuz e, 4 yılda bir yapılır olimpiyatlar ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular gelerek orada yarışırlar. Evet o halkalardan çocuklar mavi olan e, Avrupa'yı, sarı olan Asya'yı, siyah olan Afrika'yı, kırmızı Amerika'yı, yeşil ise Avustralya'yı gösterir. Evet şimdi Finlandiya'yı tartmaya çalışalım. Evet gördüğümüz gibi çocuklar Finlandiya e, Avrupa'nın kuzeyinde doğusunda. Rusya. Evet, doğusunda Rusya. Batısında İsveç ve Norveç. Güneyinde de Estonya var. Evet. Finlandiya'nın başkenti Helsinki. Finlandiya İskandinavya Yarımadası'nda yer alan ve nüfusu 5,5 milyonluk bir Avrupa ülkesidir. Komşuları doğuda Rusya, kuzeyde Norveç batıda İsveç ve güneyde Estonya'dır. Finlandiya'nın irili ufaklığı 180 bin göl, 188 bin civarında adası vardır. Bu nedenle Finliler ülkelerine bataklık arazi anlamına gelen Suomi, kendilerine de Suom adını vermişlerdir. Finlandiyalıların dili olan Fince, Türkçenin de dahil olduğu Ural Altay dil grubunda yer alır. Bu nedenle dil bilgisi kuralları Türkçe ile benzerlik gösterir. Finlandiya'da ormanlar geniş yer tutar. Öyle ki ülke topraklarının üçte ikisini ormanlarla kapıdır. Ormancılık Finlandiyalıların en önemli geçim kaynaklarından biridir. Finlandiya'nın en dikkat çekici coğrafi bir tanesi de yaz mevsiminde görülen gece güneşidir. Bu ülkede Ruska adı verilen 20 Mayıs'tan 24 Temmuz'a kadar geçen yaz döneminde güneş hiç batmaz. Gece güneşi sadece Finlandiya gibi kuzey kutup noktasına yakın ülkelerde izlenilebilen bir doğu olaydır. Her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insan bu doğa olayını izlemek için Finlandiya'ya gelmektedir. Finlandiya kış mevsiminde genellikle karanlık bir ülke görünümündedir. Güneş sabahın geç saatlerinde var. Öğleden sonra da hemen batar. Kışları Kuzey Finlandiya'da hava ülkenin güneyine göre daha karanlık olur. En kuzey yörelerinde haftalarca güneş doğmaz. Finlandiya'da yazın sıcaklık 10 dereceye kadar yükselirken kışın eksi -30 dereceye kadar düşer. Bu nedenle Finlandiyalılar kendilerini kardan ve soğuktan koruyacak giysileri tercih ederler. Giysilerinin üzerine ise genellikle rengeyi desenleri işlerler. Rengeyi, bonfilesi, ayı bifteyi ve balık Finlandiyaların en sevdiği yiyeceklerdir. Geyik eti halkın milli yemeği sayılır. Çavdar ekmeği ve haşlanmış patates de Finlandiya mutfağının vazgeçilmez gıdaları arasındadır. Esmer renkli çavdar ekmeğinin içine et konularak yapılan kalakukko ülkenin meşhur yemeklerindendir. Finlandiyalıların sabah kahvaltısında tercihi ise sütle kaynatılan yulaf ezmesine reçel katılarak hazırlanan porriledir. Evet, porride. Finlandiya'nın kuzey bölgeleri karlarla kaplıdır. Bu bölgelerde ulaşım kar motosikletleriyle ve kızaklarla sağlanır. Kızakları genellikle husky cinsi köpekler çeker. Huskeyler dondurucu soğukta Hoşmaktan çok hoşlanırlar. Evet bu köpekler e, sadece yük taşımakta değil aynı zamanda ulaşım aracı nokta kullanılıyor. Finlandiyalar ailelerine bağlı, misafirperver, sorumluluk sahibi, güvenilir ve dürüst insanlardır. Bu ülke insanlarının başlıca hobileri avlanmak, kuş gö gözlemi yapmak ve kanoya oyabilmektir. Ormanda yürüyüşe çıkmak, çilek, mantar ve böğürtten toplamak da oldukça yaygındır. Finlandiya'nın en sevdikleri dinleme şekli sauna denilen hamama girmektir. Finlandiya'da neredeyse her ailenin evinde bir sauna vardır. Finlandiya son yıllarda eğitim alanında uyguladığı kendine özgü yöntemlerle adından söz ettiren bir ülke haline gelmiştir. Fin eğitiminde en etkili, ilgi çekici uygulamadan biri de çocukların ineklere ve köpeklere kitap okumasıdır. Çocuklar ellerinde kitaplarla hayvanların yanına gidiyorlar, kitaplarını okumaya başlıyorlar, onlar da çocukları ilgiyle dinliyorlar. Finlandiyalar bu yöntemle çocuğun kendisini yargılayan birileri olmadan onu dikkatle dinleyen bir canlıya kitap okuma imkanı elde ettiğini söylüyorlar. Böylece çocukların özgüvenine sahip bireyler olarak yetişkenini savunuyorlar. Evet. Şu kadar bu Finlandiya ile ilgili bilgilerdi. Şimdi Ürdün'le ilgili bilgiler vereceğiz. Evet onunla ilgili atlasından hemen yerimizi açalım. Evet. Ürdün biliyorsunuz Orta Doğu ülkesi. Hemen onun ilgili bölümümüzü açarlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar. Hemen şöyle büyütelim biraz Evet. Ürdün'de çocuklar sağ tarafında yani daha doğrusu Irak ve Arabistan topraklarının bir kısmı var. Kuzeyinde Suriye, batısında ise İsrail ve Filistin var. Ayrıca bir kısmı da Mısırla sınırı var. Evet. Başkenti Amman. Ürdün nüfusu 6.5 milyon. Resmi dili Arapçadır. Ürdün Kızıldeniz'in kuzeyinde bir Orta Doğu ülkesidir. Ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde Akdeniz iklimi görülürken geri kalanında çöl iklimi hakimdir. Ürdün mutfağında genelde koyun ya da tavuk eti tercih edilir. Ülke mutfağının en meşhur yemekleri kuzu etiyle yapılan ve yanında pilavla sunulup tek elle yenilen mansaf ile bir tür ekmek arası döner olan şavurmadır. Ürdün'de en fazla tüketilen içeriklerin başında çay gelir. Ürdünlüler çayı demlerken demliğin içine şeker atarlar. Ayrıca naneli limonatayı da çok severler. Ürdün halkı çok kibar, misafirperver ve sıcak kan ile tanınır. Ürdün düğünlerinde bizdeki gibi kına törenleri yapılır. Gelin kına törenine yöresel kıyafetler ile katılır. Kına yakılırken darbuka eşliğinde çok neşeli bir türkü söylenir. Daha sonra müzik yavaşlar ve konuklara tepsilerin içinde Ürdün'e has baklavalar ikram edilir. Ürdün'de yılın belli zamanlarında festivaller düzenlenir. Bu festivallerin en önemlisi ülkenin kuzeyindeki Ceraş kentinde düzenlenen kültür ve sanat festivalidir. Her yıl Temmuz ayında yapılan bu festivalde Arap ülkelerinden tanınmış çok sayıda sanatçı ve edebiyatçı katılır. Ülkedeki bir diğer festival deniz seviyesinden 420 metre aşağıdaki Lut Gölü adına da düzenlenir. Ölü deniz adıyla da bilinen bu göle giren bir insan denizdeki tuzluluk oranı nedeniyle suya batmadan yüzebilir. Mayıs-Haziran aylarında düzenlenen festivalde insanlar şifalı olduğuna inanılan göle girer ve vücutlarını çamurla kaplarlar. Ürdün'ün dünyaca ünlü turistik yerlerinden biri de tarihi Petra Antik kentidir. Burada kayalara oyularak inşa edilmiş tiyatro, tapınak ve evler vardır. Ürdün'e özgü hediyelik eşyaların dışında lüt göründen elde edilen sabun ve cilt bakım ürünleri de vardır. Ülkeyi ziyaret edenler rengarenk yöresel kıyafetlere, çeşitli esanslara ve içi kum dolu vazolara da ilgi göstermektedirler. Evet çocuklar bunlar e, kısaca bilgilerdi. Siz yine e, değişik kaynaklardan, antik obetlerden, e, Ürdün ve Flanda hakkında bilgi edinebilirsiniz. İyi günler.